Merhaba arkadaşlar. Braille alfabesi derslerimizin 10. videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü dersimizde nokta ve virgülün cümle içerisinde kullanımını öğreneceğiz. Daha önceki derslerimizde harflerimizi bitirmiştik. 9. videomuzda da baş harfi büyük ve hepsi büyük işaretlerini öğrenmiştik. Az sonra da nokta ve virgülün kullanımını öğreneceğiz ve cümle içerisinde örneklerini yapacağız arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi bugünkü ilk işaretimizi yani nokta işaretimizi öğrenelim. Kalemim elimde. Tabletime bastırarak yazmaya başlıyorum. Sağ orta ikinci nokta. Sol orta beşinci nokta. Sol alt altıncı nokta. Nokta işaretini temsil ediyor. Bir yan haneye geçtim. Sağ orta ikinci nokta. Sol orta beşinci nokta. Sol alt altıncı nokta. Nokta işareti. Bir yan haneye de geçtim. Sağ orta ikinci nokta, sol orta beşinci nokta, sol alt altıncı nokta, nokta işareti. Birkaç tane daha örnek yapıyorum. Sağ orta ikinci nokta, sol orta beşinci nokta, sol alt altıncı nokta, nokta işareti. Son olarak bir nokta daha yapıyorum. Sağ orta ikinci nokta, sol orta beşinci nokta, sol alt altıncı nokta, nokta işareti. 5 adet nokta işareti yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra geldi virgül işaretimize. Evet, kalemim elimde. İlk haneme geldim. Sağ orta ikinci nokta virgül işaretini temsil ediyorum. Noktaya göre daha basit. Bir yan haneye geçtim. Sağ orta ikinci nokta virgül işareti. Bir yan haneye geçtim. Bir virgül işareti daha yapıyorum. Sağ orta ikinci nokta virgül işareti. Birkaç tane daha virgül yapayım. Sağ orta ikinci nokta virgül işareti. Son olarak bir virgül işareti daha yapıyorum. Sağ orta ikinci nokta virgül işareti arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi birlikte bugüne kadar öğrendiğimiz bütün işaretlerle birlikte alıştırmalar yapacağız. Bugün öğrendiğimiz nokta ve virgülü de içinde kullanacağız. Şimdi bir cümle örneği veriyorum. Zeynep manava gitti. Evet, Zeynep manava gitti yazacağım şimdi. Arkadaşlar şimdi ilk cümlemizi kuruyoruz. Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi Zeynep manava gitti cümlesini yazacağız şimdi. Evet, kalemim elimde. Önce tabii ki ilk kelimenin başı büyük işareti yani sol alt altıncı nokta işaretimi koydum. Şimdi Z harfini yapıyorum. Sağ üst köşe birinci nokta, sağ alt üçüncü nokta, sol orta beşinci nokta, sol alt altıncı nokta Z harfi. Bir yan haneye geçtim. E harfi yapacağım. Sağ üst köşe birinci nokta. Sol orta beşinci nokta. E harfi. Şimdi Y harfini yapacağım. Bir yan haneye. Sağ üst köşe birinci nokta. Sağ alt üçüncü nokta. Sol üst dördüncü nokta. Sol orta beşinci nokta. Sol alt altıncı nokta. Y harfi. Şimdi bir yan haneye N harfini yapıyorum. Sağ üst köşe birinci nokta. Sağ alt üçüncü nokta. Sol üst dördüncü nokta. Sol orta beşinci nokta N harfi. Bir yan haneye geçtim. E harfini yapıyorum. Sağ üst köşe birinci nokta. Sol orta beşinci nokta E harfi. Zeynep yazmak için P harfine ihtiyacım var son olarak. Sağ üst köşe birinci nokta. Sağ orta ikinci nokta. Sağ alt üçüncü nokta. Sol üst dördüncü nokta P harfi. Tabi arada bir boşluk bırakmam gerekiyor kelime arası. Sonra devam ediyorum. Manava yazacağım. Şimdi sağ üst köşe birinci nokta. Sağ
alt, üçüncü nokta sol üst, dördüncü nokta M harfi. Bir yan haneye geçtim. A harfini yazıyorum. Sağ üst köşe birinci nokta. Bir yan haneye geçtim. N harfini yapacağım. Sağ üst köşe birinci nokta. Sağ alt üçüncü nokta. Sol üst dördüncü nokta. Sol orta beşinci nokta. N harfi. Bir yan haneye geçtim. A harfini yapmam gerekiyor. Sağ üst köşe birinci nokta. Bir yan haneye geçtim. Şimdi V harfini yapacağım. Manava yazmak için V harfine ihtiyacım var. Sağ üst köşe birinci nokta. Sağ orta ikinci nokta. Sağ alt üçüncü nokta. Sol alt altıncı nokta ve harfi. Manava yazmak için son olarak bir A harfine daha ihtiyacım var. Bir yan hanedeyim. Sağ üst köşeye birinci nokta. Manava yazdım. Şu an baş harfi büyük işareti Zeynep Manava yazdım. Tabi cümlem devam ediyor. Arada bir boşluk bırakıyorum. Bir hane boşluk bırakıyorum. Şimdi gitti yazacağım. Sağ üst köşe birinci nokta. Sağ orta ikinci nokta. Sol üst dördüncü nokta. Sol orta beşinci nokta. G harfi. Bir yan haneye geçtim. İ harfini yapacağım. Sağ orta ikinci nokta. Sol üst dördüncü nokta. İ harfi. İki tane T harfine ihtiyacım var gitti yazmam için. Gene yan hanedeyim. Sağ orta ikinci nokta. Sağ alt üçüncü nokta. Sol üst dördüncü nokta. Sol orta beşinci nokta. T harfi. Bir tane daha T harfi yapıyorum. Sağ orta ikinci nokta. Sağ alt üçüncü nokta. Sol üst dördüncü nokta. Sol orta beşinci nokta. T harfi. Son olarak İ harfine ihtiyacım var. Bir yan hanedeyim. Sağ orta ikinci nokta. Sol üst dördüncü nokta. İ harfi. Zeynep Manava. Zeynep Manava gitti yazdım. Tabii şimdi nokta işaretini koyacağım. Cümle bitti çünkü. Evet hemen cümlemizin gittiden sonra hiçbir boşluk bırakmadan nokta işaretimi yani 2-5-6'yı yapacağım. Sağ orta ikinci nokta. Sol orta beşinci nokta. Sol alt altıncı nokta. Nokta işareti. Şöyle yakınlaştırayım ben nokta işaretini. Yukarıda da az önce de zaten örneklerimizde görmüştünüz. Nokta işareti arkadaşlar. Zeynep Manava gitti. Yazdık birlikte. Arkadaşlar geldik ikinci örneğimize. Şimdi ikinci cümlemizi yazacağım. Bir üst cümlemizde nokta işaretimizi kullanmıştık. Zeynep Manava gitti yazmıştık. Şimdi virgül işaretini de kullanacağız cümlemizin içinde. Şimdi ne yazalım buraya? Muz, elma, nar aldı yazalım. Evet kalemim elimde. Baş harfi büyük işareti sol alt altıncı noktayı yaptım. Şimdi muz yazacağım. Evet bir yan hanedeyim. Sağ üst köşe birinci nokta. Sağ alt üçüncü nokta. Sol üst dördüncü nokta. M harfi. Evet U harfine ihtiyacım var. Sağ üst köşe birinci nokta. Sağ alt üçüncü nokta. Sol alt altıncı nokta. U harfi. Evet muz yazmak için Z harfine ihtiyacım var. Bir yan hanedeyim. Sağ üst köşe birinci nokta. Sağ alt üçüncü nokta. Sol orta beşinci nokta. Sol alt altıncı nokta. Tabii ki bunlar sıralı kelimeler yazacağım. Onun için muz, elma, nar gibi örnekler vermem için virgüle ihtiyacım var. Z harfinden sonra bir virgül yapıyorum. Az önce öğrenmiştik. Sağ orta ikinci nokta virgül işareti. Arada bir boşluk bıraktım. Şimdi elma yazacağım. Sağ üst köşe birinci nokta. Sol orta beşinci nokta. E harfi. Bir yan haneye geçtim. L harfini yapıyorum. Sağ üst köşe birinci nokta. Sağ alt. Pardon. Sağ orta ikinci nokta. Sağ alt. Üçüncü nokta. L harfi. Şimdi M harfini yapacağım. Sağ üst köşe birinci nokta. Sağ alt. Üçüncü nokta. Sol üst. Dördüncü nokta. M harfi. Elma yazmak için bir A harfine ihtiyacım var. Sağ üst köşe birinci nokta. A harfi. Evet, şimdi tekrardan virgüle ihtiyacım var. Virgül neydi? İkinci noktaydı. Sağ orta, ikinci nokta, virgül işareti. Bir boşluk bıraktım arada.
Şimdi nar yazacağım. Sağ üst köşe birinci nokta. Sağ, alt, üçüncü nokta. Sol, üst, dördüncü nokta. Sol, orta, beşinci nokta. N harfi. Bir an haneye geçtim. A harfini yapıyorum. Sağ, orta, birinci nokta. A harfi. Son olarak R harfine ihtiyacım var. Nar yazmak için sağ üst köşe birinci nokta. Sağ, orta, ikinci nokta. Sağ, alt, üçüncü nokta. Sol, orta, beşinci nokta. R harfi. Kelimeler arasında bir boşluk bıraktım. Aldı yazıp noktamı koyacağım şimdi. Sağ üst köşe birinci nokta. A harfi. Bir yan haneye geçtim. Sağ üst köşe birinci nokta. Sağ, orta, ikinci nokta. Sağ, alt, üçüncü nokta. L harfi. Bir yan haneye geçtim. D harfini yapıyorum. Sağ üst köşe birinci nokta. Sol, üst, dördüncü nokta. Sol, orta, beşinci nokta. D harfi. I harfini yapacağım şimdi. Yan haneye geçtim. Sağ, alt, üçüncü nokta. Sol, orta, beşinci nokta. Ve son olarak cümlem bitti. Noktamı koyuyorum. Nokta neydi? 2, 5, 6 idi. Sağ, orta, ikinci nokta. Sol, orta, beşinci nokta. Sol, alt, altıncı nokta. Nokta işaretimiz arkadaşlar. Zeynep. Ne yazmıştık? İlk örneğimizde Zeynep manava gitti. Nokta. İkinci örneğimizde de muz, elma, nar aldı diye yazdık arkadaşlar. Bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra geldi yazdıklarımızı okumaya. Tabii ki soldan sağa doğru. İlk başta ne yapmıştık arkadaşlar? Noktaya örnek vermiştik. Nokta işaretimizi yapmıştık. 2, 5, 6. Evet, algılıyorum şu an parmağımla. Tabii ki soldan sağa doğru. 2, 5, 6. 2, 5, 6. 2, 5, 6. 5 tane nokta işareti yapmışız. Evet, virgül de sadece ikinci noktaydı. Evet, ikinci nokta. Arkadaşlar bunlar okurken bunları hangisi kaçıncı nokta olduğunu tabii ki ayırt etmek için bir önceki ve bir sonraki kelimenin hissiyatından anlaşılıyor. Ben bu örnekte virgül işaretine örnek verdim. 5 tane virgül işareti yapmışız. Evet, şimdi noktaya örnek için bir cümle kurmuşuz. Onu okuyalım. Baş harfi büyük işareti. Z harfi, E harfi, Y harfi, Y harfi, N harfi, E harfi, P harfi, Zeynep, evet, M harfi, A harfi, N harfi, A harfi, V harfi, A harfi, manava, evet, bir boşluk bırakmışız. G harfi, İ harfi, T harfi, T harfi, İ harfi ve 2, 5, 6 noktamız. Git, ti, nokta. Tekrar edecek olursak, baş harfi büyük işareti, Zey, Nep, boşluk, Ma, Na, Va, boşluk, Git, T nokta. Arkadaşlar ikinci cümlemizde de virgül örnek vermiştik. Üst cümlemizde Zeynep manava gitti yazmışız. Altta da bakalım ne yazmışız. Hemen okumaya çalışalım. Baş harfi büyük işareti. M harfi, U harfi, Z harfi, ikinci noktamız virgül, boşluk, muz. Evet. E harfi, L harfi, M harfi, A harfi, virgül, yani ikinci nokta, L, Ma, virgül. Arada bir boşluğumuz var gene. N harfi, A harfi, R harfi, Nar, boşluk, A harfi, L harfi, D harfi, I harfi ve nokta. Aldı nokta. Tekrar edelim. Baştan. Baş harfi büyük işareti. Muz.
virgül, elma virgül, nar aldı nokta arkadaşlar. Arkadaşlar ben yazdığımız iki cümleyi tekrar etmek istiyorum. Tekrar okumak istiyorum. Evet, ilk örneğimiz baş harfi büyük işareti. Zeynep boşluk. Manava boşluk. Gitti nokta. Baş harfi büyük işareti. Muz virgül boşluk. Elma virgül boşluk. Nar boşluk. Aldı nokta arkadaşlar. Arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugün birlikte nokta işaretini ve virgül işaretini öğrendik ve cümle içerisinde kullandık arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.